واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء صدق الله العظيم. Muhterem müminler, Cenab-ı Hak yarattığı varlıklardan insanı yarattığı hepimizin mağdur. Çalışmıyor. Dönmüyor. Şimdi. Buradan bakmışsın abi. Oradan bak. Sarsıtma hocayı görsün. Bunun başka bir şey yapacaksın. Cenab-ı Hak dönüyorum. Saniye. Numara hocayı gör. Yaratıcın varlıkların hepsini insan gibi yarattı. Zerresinden arşına kadar her ne varsa, ne yaratılmışsa hepsi insan manfaatı için. Yapmış ve bunları insanın emrine amade olarak teslimmiş. İnsanlardan verdiği bu nimetlere karşı bir iki kişiden la ilahe illallah ve eşhedü Muhammeden abduhu ve resuluhu demeleri. Yani bu kadar Cenab-ı Mevla'nın insanlar için yarattığı varlığın karşılığında insanlardan istediği bu kelimedir. Adem aleyhisselam'ı Cenab-ı Mevla ilk olarak insan nevine yaratılmasını murad ettiği zaman Adem aleyhisselam'ı anasız babasız topraktan yarattı. Bu yaratılan insanın ilk babası. Kırk sene kadar cansız olarak yalnız insan şeklinde zaman bekledi. Başta melekler olmak üzere bu yaratılan varlık nedir? Neye yarar? Görevi nedir? Vazifesi nedir diye bunu ziyaret ederler. Bunlardan insanı çekemeyen, insanın yaratılmasını istemeyen şeytan Celile'nin ilk ayetinde ey insanlar o Allah'tan Rab'den korkun ki o sizi bir tek nefusten yarattı Adem'den ve eşini anamızı da onun ondan yarattı ve her ikisinden ne yaptı ve bezze minhuma ricalen kesiran ve nisa'a. Adem ile Havva'dan her ikisinden Cenab-ı Hakk'ın murad ettiği kadar, ne kadar insan yaratmasını murad ettiği kadar insan ne yaptı? Adem aleyhisselam ile ondan yarattığı Havva anamızdan yaratmış ve yaratacaktır. Ne zamana kadar? Ne zamana kadar? Cenab-ı Hak cehenneme ne kadar insan girecek? Cennete ne kadar insan girecek diye Allah insanları yaratmadan önce ilmi edebisinde bir iradesinde ve kudretinin neticesinde yaratması neticesinde ne kadar insan yaratacağını ilmi edebisinde planını planlık İnsan gibi muhatap değildir. Her varlık Allah'ın emrine ve hükümlerine tamamen inkiyat etmiş, bağlanmıştır. Canlı ve cansız hangisi olursa olsun, Allah'ın ona vermiş olduğu görev neyse, zerresinden arşına kadar, bila noksan, bila itiraz, hepsini bu varlıklar
yerine keldirmiş ve keldirmek üzere. Ama insan böyle değil. Allah insana öyle bir hürriyet vermiş ki, öyle bir irade vermiş insana, öyle bir selahiyet vermiş ki, emrettiğini ister yapar ister yapmaz. Yasakladığını ister yapar ister yapmaz. Ancak Cenab-ı Hakk'ın fezli keremi ile emrettiklerinin insana faydalı, dünya ve ahirette faydalı ve menfaatli olduğunu, gerek gönderdiği peygamberlerle, gerekse peygamberler vasıtasıyla inzal buyurduğu kitaplarında, sade bunları da bırakmıyor, ondan sonra bu kitapları anlayan ulemanın, fukahanın, müştehidini izamın, bu kitaplarından anladığı kadar devamlı olarak insanları ikaz etmiş ve etmektedir. Ama buna karşı insan hur. Allah namaz kıl emreder, zamanı gelir namaz kılmaz ama namaz kılmadı diye ne bunun şeklinde bir değişiklik, ne bunun boynunda bir ip bağlanarak veya insanların karşısında meşhur olduğunu gösterecek, Allah'ın emirlerine karşı çıktığına dair bir nişan diye halketmez ve bu insanı meşhur tutmuyor. Bir hürriyettir bu insanda. Allah'ın yasağını böyle bervasıyla işlemesinden dolayı da yine Cenab-ı Hak buna karşı Kur'an ne işledi? İşlediğinden dolayı bir ceza gibi veyahut işlemeyi murad ettiği gibi onun hürriyetini alacak bir güç Allah halketmedi burada. İnsan bu kadar hurdur. Cenab-ı Mevla konumuza gelince eğer murad etmiş olsa meşru bir hayatla bir kadınla bir erkeğin bir araya gelmesinden insanları yaratmayabilir. Bu adet Allah'tır Cenab-ı Hakk'ın. Yoksa murad etseydi Cenab-ı Hak nasıl bu topraktan mahsul yetişiyorsa kadın ve erkek de topraktan yetişip bak nasıl ki bu mahsul Allah'a irade ediyorsa insan da kendisine verilen Allah'a karşı kulluk keremini ifade eder. Tamam, Cenab-ı Hak bunu yapmamıştır. Bir insanın dünyaya gelmesinde en az diyor 360 melemin görevli olmasını kitaplarımız açıklar. Yani bir insanın dünya gelmesini murad ettiği zaman 360 melemin diyor. İnsanın dünya gelmesi için görevleniyor. Öyle görevleniyor ki bakın bizim oğlu olmak gibi bakarsak peki Ahmet bizim oğlumuz olabilir mi? Bir erkek olmak olan bir insan bu kadın da olabilirdi. Kadın erkek olabilir. Bunlar tesadüfi değil, hepsi Cenab-ı Hakk'ın planında, yaratmadan önce kimin nesil ve zürriyetinden geleceğini, ne kadar yaşayacağını, kimle evlenir, kimle nesil üreteceğini, meydana getireceğini Cenab-ı Hak İlmi ezel içinde, tekdirinde bunları hazırlamış. Kün emriyle Cenab-ı Hak dünyayı melek doldurur. Bir an. Ama Cenab-ı Hak insan hususunda bu tekdirini böyle hazırlamamıştır. İnsanı yaratması için, insan çok şerefli olduğu için Cenab-ı Hak insanın meydana gelebilmesi için meleklerini de, canlılarını da, cansızlarını da, hepsini bir insanın dünyaya gelmesi için görevlendirmiştir. Şimdi bakın kafir de olsa insan, Allah katında insan olma şerefi ve Allah'a karşı Allah'ın varlığını göstermekte, Allah'ın yarattığı varlıkların en önemli Allah'ın kudretini gösteren bir varlık olarak olması itibariyle iman da etmese, müslüman da olmasa
yine Allah kuludur diye buna kıymet verir. Şer mesele. Şöyle diyor. Meşgid-i Aksa'yı Süleyman Aleyhisselam birkaç defa, Davud Aleyhisselam birkaç defa yapmış ve tutmamış, yıkılmış. Hikmet sorulduğu zaman Cenab-ı Hak buyurdu ki Adem Davud Aleyhisselam'a, ya Davud, senin yaptığın bina tutmaz, yaşamaz. Ya Rabbi, ne hikmet? Sen emrediyorsun, bina yapın diye emrediyorsun, binayı yapar, ikmal eder, yıkılıyor. Buyurdu ki, senin elin kan döktü. Kur'an-ı Kerim'de, Aleyhisselam fakat Davud-u Davud'e, Davud teriz zamanın, Davud Aleyhisselam'ın yaşadığı zamanda, hemen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Cenab-ı Hak emrediyor. Davud Aleyhisselam'ın askerine, bu kürtün hasmi olduğunuz, ben de razı, kendisinden razı olmadığım Çalud'i dava edilecek. Allah'ın emriyle Davud Aleyhisselam köyünü, Davud Aleyhisselam daha küçük bir çağda Çalud'i öldürüyor. Allah'ın emriyle. Bakın, Cenab-ı Hak buna diyor ki, senin kan doktuğun için yaptığın bir namaz tutun Aleyhisselam'a ne yapsın? Bak Aleyhisselam dedi, benim buradaki kabahatim suçum nedir diyor. Adam ne dedi? Ben senin emrinin nişanı vazifeyi yaptım. Bir kastım, burada zulmüm yoktur. Evet, oynama benim kulum buyur. Bakın, sana Cenab-ı Hak bu kadar kıymet veriyor. Vermek. Davud Aleyhisselam buyurdu diye suçluydu burada. Arabamız oynar, öldürdük sözüdür. Yok öldürdük, anlamadım. Anladım, şerefsiz. Olmaz mı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e ne murad eden? Hocam, takma onları. Yine yuvası yıkmak isteyen bana haber versin. Ben yayma dedim, yanımda bulunayım. Ama diyorum ki bir kadın ile aile karı kocanın ayrılacağı yerde durmayın. Bak, kadın boşamasını Resul Cenab-ı Hak ikramı hesabına veya kadın namı hesabına, ki artık yaşamak imkanı olmayan, hayatları cehennem olan ve yaşamalarına mümkün olmayan, olmadığı bir zaman kadın ve erkek arasında olursa, bunların her iki taraftan adamları gelir, muhakeme yapar, bunları uydurmaya, sulh yapmaya, barıştırmaya çalışır, nihayet netice elde edemez, dinmediği takdirde, peki erkek kadını boşamaya mecbur kaldığı zaman, mecbur diyorum kaldığı zaman, kadın erkek kadını boşar, kadın erkeği değil. Cenab-ı Hak bu selahiyeti erkeğe vermiştir. Ama Resulullah ne buyurur? اَبْعَضُ الْمُبَاحَاتِ اِلَى اللّٰهِ اَتْتَلَاكُ. Allah'ın hem mubah kılıp hem de istemediği kadın boşamasıdır. Kadının boşandığı yerde durmayın. Kadının boşandığı yerde Allah'ın laneti yine buyurur. Sakının diyor bunda. Bakın, burada birleşmede, bir yuva kurmakta Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Bana haber verin. Elimden gelin yardımda bulunayım. Ama boşanacakları, ayrılacakları zaman onların boşandığı yerde durmayın, kaçın oradan diyor. Bak ne kadar önemli. Şey.
Allahümme salli ala şeyhidina Muhammedin ve ala ali şeyhidina ve nebiyina Muhammed. Kadın hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çok hadisleri var. Kadını medheden, kadının şerefinden, kadının bir aile yuvasının ruhu olmasından, bak, kadının insan nevrinin devamında en önemli rükun ve unsur olmak itibariyle, kadın erkekten birçok yönden daha faziletli ve şerefli olduğuna dair Resulullah'ın çok hadisleri var. Salavatullahi aleyh. Bir şeyde şöyle buyurur. Et dünya meta ve hayru medaiha el mer'etül mu'minetü salihat diyor. Dünya dünya insan için, insan manfaati için yaratılan bir varlıktır. Bir meta faydalık Allah'ın yarattığıdır. Fakat bunların en hayırlısı saliha mümine bir kadındır. Bir nesil ve zürriyetin türemesinde kadının meydana getirdiği çocuklarda çok önemli etkisi var. Ana çocuğun tarlasıdır. Ana ne kadar dindar, ne kadar İslam'a bağlı, ne kadar İslam ahlakı yaşarsa onun yetiştirdiği çocuk o nispette hem ailesine, hem memleketine, hem dinine, hem insanlığa faydalı olur. Abdullah İbni Mübarek isminde ulemadan, yani müçtehit derecesinde birisi var. Kitaplarımızda bundan bahsedilir. Hatta ulema arasında bir meselede ihtilaf olduğu zaman diyor, Abdullah İbni Mübarek böyle demiştir söylendiği zaman bütün ulema Abdullah İbni Mübarek böyle dediği için itiraz etmezlerdir. Bu kimin oğludur? Bir kölenin oğludur. Abdullah dediğimiz alim bir kölenin oğludur. Anası memleket hakiminin kızının oğludur. Bu Abdullah Mübarek dediğimiz Abdullah Mübarek'in oğludur. Memleket hakiminin kölesidir. Memleket hakiminin kölesidir. Hakim bunu bir uzun bağlığına da çalışmak üzere görevlendirdi. Uzun bağlığına bakarken hakim bir bayılış gününde, tadil gününde gidip bakalım bizim köle mübarek ne yapmış bahçeyi gider bakar uzun bağlığına. Öyle bakmış, öyle bakmış ki insan gücü üstünde bir çalışma yapmış. Hiçbir kimsenin etrafındaki bağların hiçbirinde bulunmayan üzüm onun bağında var. Fevkalade, harikulade bir hüner göstermiş çalışmakta. Bunu hakim görünce şaştı kaldı, oturdu. Oğlum, şuradan bana bir salkım üzüm götür diyor. Köle bağdan bir salkım üzüm götürüyor. Ama üzüme baktığın zaman yerden kalkmayacak kadar ağırlıkta. Öyle bakmış ona. Hakim ağzına bir tane atarken bakar ki açılık var onda. Dedi ona oğlum bu olgunlaşmamış, açılık var, başka bir şey götür. İkinci bir salgını götürün, kimi bunda da açılık var. Buna diyor ki, sen nasıl bahçıvansın da bu olkun olan üzüm ile olkunlaşmayan üzümü bilmiyorsun. Dedi hakim bey, siz bana bağa bakın dediniz. Kaz
her ne kadar idrak ederse de lezzet alan ağızdır dedi. Ben yemedim ki anlayayım buradaki tatlı hangisi, hangisi olgunlaştı, hangisi olgunlaşmadı. Evet, gözle baktığım zaman bu salgın olgunlaştı veya olgunlaşmak üzere olduğunu anlıyorum ama ağzım kadar gözüm bunu idrak edemez, anlayamadı. Demiş ki, demek ki şey, hayır siz bana yiyin demediniz dedi. Onun için yiyemedim, bakamadım dedi, kusura bakma. Şimdi kitapta böyle anladım. Yani bir aile yuvanın kuruluğuna ne kadar önem var dindarlığın. Şimdi hakim biraz düşündü, ondan sonra dedi, oğlum benim müşkil bir meselem vardır. Bu müşkil meselemi kimse izledi, açıklayamadı. Doyurucu olarak söyleyip tatmin edemedi. Ama herhalde bu müşkil meselemin izahını siz yapacaksınız. Aman dedi hakim bey, bir köle ben. Bir köle. Peki adalet masasında oturan, hakliyi hak tüze ayıran, kanun-i ilahiyi bilip de aradaki adalet ve zulme ayıran diyor. Siz gibi bir zatın müşkil bir meselesi nasıl ben halledebilirim diyor. Ben köleyim diyor. Yok dedi, bunu sen yaparsın. İsrar eder, ısrar eder. Nihayet der ki, biliyorsun benim bizi çok isteyenler var. Fakat bir türlü biz hanımla ittifak edip de birine bunu vermeye veremez. Müşterisi çok olduğu için. Ama şimdi senden alacak olduğum izah üzere ben bu kızımı evlendireceğim diyor. Bak ne diyor buna şimdi. Müslümanlar dinarı arar. Resulullah buyurduğu gibi kadın dört şey için nikahlanır. Bunların en hayırlısı dindardır. Dindar yarak aracım diyor Resulullah buyurur. Ondan sonra diyor orada Araplar Hesap nesebi diyor. Kimin kızı bu? Şu beyin kızı diyor. Hristiyanlar zengini, Yahudiler de güzeli. Şimdi bunların hangisini istersen tercih ettin bildiğim kadar. Hakim akşam eve geliyor. Hanımına diyor, biz damadı bulduk diyor. Hanım kim? Mübarek diyor. Ben hakim bey, bunu daha kimseyle söyleme. Bana söyledin. Etraf bize güler. Bu kadar ağa başalar bunu. Bunu adam, evde şey zengin adamlar istemiş. Peki şimdiye kadar köle köle diye hizmet edince bizim olur mu demiş bu. Sen herhalde başka bir hal oldu sana. Hanım hiç başka şey yoktu. Hiç itiraz etme. Ben işi noktaladım diyor hanım. Nihayet ne yaptı bunlar kendi aralarında? İhtilafı kim halledecek? Nihayet kıza müracaat yapılacak. Hakim bize gönderdiği elçiyle kızına sorduruyor. Kızına, o kızım, dindarı mı istiyorsun? Güzel mi istiyorsun? Zengini mi? Yoksa nam-ı şöhreti etrafa yayılmış bir adamın, bir akrabanın birisiyle mi evlenmek istiyorsun? Kız ne diyor burada? Dindarı diyor. Böyle oluyor. İşte bu hakim kızıyla mübarek evleniyor. Ve bunlardan Abdullah namında bir alim meydana geliyor. İmam-ı Kübeyni Hazretleri diyor, yabancı bir kadının çocuğunu emzirirken yabancı kadının kucağından çocuğunu diyor, ateşe düştü gibi ve kadından emduğu sudu diyor, parmak sokmak suretiyle bunu istifra ettiriyor. Ve sonradan diyor, çocuğunda biraz bezleklik var, biraz da unutkanlık vardır. Bak İmam-ı Cüveyni Hazretleri çocuğundaki bu noksanlığı kadından emduğu sütte buluyor. Bak ne önemli bunlar. Beyler. Bakın şimdi 2 yaşına kadar bir çocuk yabancı kadından süt emdiği zaman bunun süt annesi kabul ediliyor. Hanefilere göre bir yudum bile süt değil.
yutkunsa, midesini emdirse, sud annesi oluyor bu kadın, çocuğun. Sebep çünkü diyor, 2 yaşına kadar çocuk, kadından emduğu süttan cüziyet peyda ediyor. Bundan dolayı onun süt annesi oluyor. Hikmeti budur. Şimdi öyle bir zamana geldik ki, öyle bir duruma geldik ki, bir aile yuvasını kurmakta, en önemli görevimiz olan dindarı aramaktaysa, şimdi başka yönlerde. Efendim, tahsildir, şudur, budur diyerek, evet tahsil de çok önemlidir. Tahsil de çok önemli ama evvela tahsilinden daha çok İslam'a, ahlakına ve İslami inancına, İslami terbiyesine bakmak bir Müslüman olarak bu bizim görevimizdir, bu olmalıdır. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala cümle'l enbiya'i vel mürselin ve alihi velhamdülillahi rabbil alemin. Bu konu çok uzar. Şimdi zaman müsaitte görüntü şeyler vardır. Cenab-ı Hak her yaptığımız işte, her davranışımızda, her düşüncemizde, her harekatımızda onun ahkamı olan Kur'an-ı Kerim'e uygun ve Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakına ve onun bıraktığı prensip ve sünnetlere uygun olmasını Cenab-ı Hak tevfik eylesin. Ya İlahel Alemin, yaşadıkça İslam üzere, öldüğümüzde iman üzere, son nefesimizi buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu kelimesiyle fani hayattan ebedi hayata intikal eden sevduğu dost kulların kullarından eylesin. Amin. Cenab-ı Hak yaşadıkça şerikat-ı garra-i ahmediyeye hizmet eden, Kur'an-ı Kerim'in ahkamıyla amel eden ve Hazreti Resulullah'ın sünnet-i seniyyelerine tetbik eden felahin zümresinden Allah'ın salih kullarından eylesin. Amin. Ya İlahel Alemin, yaptığımız ibadetlerin hepsini bila kusur ve la küsur, yaptığımız noksanları daima mülahaza ederek, kusur ve noksanlarımızın telafisini, yaptığımız günahlardan tevbe etmelerimizi ve daima amel yaparken salih amellerin ihlasla yaptığı kullarından eyle. Amin, amin, elhamdülillahi rabbil alemin.